aslında birazcık oyalasak. Yani en azından şimdi böyle ciddi bir şeylere kalkışmasak. Tamam, tanıştık. Yani onlar geldi, biz gideriz, onlar yine gelir. Böyle sık sık görüşürüz, dost oluruz. Ama ne bileyim yani, hani okullar bitene kadar bu işi böyle resmiyete dönüştürmesek ne dersin? Ne faydası olacak? Canım, ne demek ne faydası olacak? Hani bu bence çok erken alınmış bir karar ve geçici bir heves. Ben kızımı tanıyorum. Meltem, herkes için yazılmış bir senaryo var. Ve bizim kızımız için de yazılmış bir senaryo var. Ve biz ne yaparsak yapalım bu değişmeyecek. O yüzden sen boş yere kendini yorma. Ne olacaksa olacak. Sen ne kadar rahat bir adamsın ya. Bunun rahatlıkla alakası yok. Ben kızımın mutlu olmasını istiyorum. O yüzden bu oğlanı tanımaya çalışıyorum. Ailesini tanımaya çalışıyorum. O yüzden Denizli'ye gitmek istiyorum. Ben de tanımak istiyorum ama kızımı da göz göre göre bu yaşta evlendirmek istemiyorum. Tamam, evlenme olayını ertelesinler ama yanında dolaşan çocuğu bu benim nişanlım diye tanıtması benim daha çok hoşuma gider. İyi ama yani o kadını bu benim dünürüm diye tanıtmak benim hiç hoşuma gitmez. Ha, sen dünürünü beğenmiyorsun. Ya beğenmemek değil ama yani o kadının kızımın kayınvalidesi olacağı fikri ve kızımın ona anne diyeceği ihtimali beni çıldırtıyor. Meltem, senin içinde bir kaynana Semra saklıymış ki sorma gitsin. Senden müthiş kaynana olacak ha. Susar mısın lütfen? Allah bilir sen Vuvuzela Nurten'le saç saça baş başa kavga da edersin. İyi geceler. Vuvuzela Nurten, Vuvuzela Meltem'e karşı. Benim kızımı ne doktorlar ne mühendisler istemişti. Ay saçmalamayın Nurten Hanım. Yani benim kızım okul bitirdi, ideali var, hakim olacak. Aman canım, hakim olup da ne olacak? Bizim bahçeye gelsin. Oraların hakimi olsun canım. Ben o kadar sene kızımı bahçe çapalasın diye mi okuttum? Meltem Hanım, herhalde bizim de çapa makinamız var. Gelinimizi de çapa ettirecek değiliz. Böyle birazcık tomanti bilen toplayıveri. Nurten Hanım, benim kızım şehirde büyüdü. Sinemalarda, tiyatrolarda, operalarda büyüdü. Oralarda mutlu olmaz. Olmaz olur mu canım? Bayağı olur. Allah Allah. Sizin gibi böyle enteller bizim oraya geldiler. Organik tarım bilen ediyorlar. Bu şehir havalarından kurtulmuşlar. Siz de kurtuluverin. Allah Allah, alın pılınız pırtınızı, taşını verin bizim oralara. Bir defa bir o dediğinlerden var ya, hani öpereci mi ne dedin ya, hani böyle de şarkı ediyorlar. Onlar bile geldiler de şarapçılık ediyorlar. Boş boş konuştum. Senin yanına gelip de ne etsin onlar, fırsatını bulsam ben de kaçacağım. Aman gari, aman gari. Kaçacaksan kaçtı, ben de kurtuluverin. Emme, senin gibileri doğal hayatlarından kopardıkları zaman uzun yaşamıyorlar. Bu lafı içilir gari. Sen gari hangi lafı desen içiyorsun. Ağzımı kapatsam yine içiyorsun. Aman sen ağzını kapat. O zaman ben keyiften içerim. Ne demişler? En iyi Nurten, suskun Nurten. Kim demiş onu gari? Ben demişim gari. Ben. Küçük Menderes büyük bir laf etmiş. Atı söz olur bu. Meltem Hanım, geleceğiniz mi gari bizim oralara? Olmaz Nurten Hanım, olmaz. Canım neden olmasın? Sonra ben gelinimi yanımda isterim. Öyle yanımda dursun. O aslanlar gibi oğlan yetiştirdi. Biliyorum. Şimdi ben bir kere normal bir gelini istiyorum. Hakim gelin bilen istemiyorum. Ne yapacağım ben hakim gelini? Elinde böyle mahkeme kağıtlarından dolanıp duracak. Sen bu güzeli Nurten'e laf yetiştiremezsin. Bak beni ne hali oldu. Şu halimi baksan gibi ben böyle miydim? Kenan İmirzalıoğlu gibi delikanlıydım, delikanlı. Şimdi de şu halim bak. Laflar şişirdi ben he. Beni bak, kaşınıp durma küçük Menderes. Tüm Ege bölgesinin, bütün Iraklıların yarısını sen içtin. İçtin, yedin, içtin, yedin, böyle şiştin. Ben seni bakıp bakıp sıkıntıdan içiyorum. Ah, ah.
Yanımda Angelina Jolie olsa hiç öyle içemem ben. Şu haline bak. Emmi seni bakıp da içmeyen bir adam olur mu? Vuvuzela Nurten. Değil mi kızım? Sen de bir konuşsan ya. Ay ben karışmam. Bu sizin özel sorununuz. Beni ilgilendiren tek şey kızım. O iş bitti gari. Sen kızını bilen düşünme gari. Ay Nurten Hanım anlamıyorsunuz. Ben evet desem de kızım asla evet demez. Nereden bileceksin? Anacığım. Duygu. Sağ demedim. Nurten Hanım'a dedim. Gel yavrum güzel kızım. Dillerini yesinler senin güzel yavrum benim. Anacığım. Buralarda trafik çok kötü. Arabalar çok gürültü ediyor. Ambulans korna çalıp duruveriyorlar. Havası da kirli. Ben bizim oraları özledim gari. Tomanti toplamak istiyorum. İncir burutmak istiyorum. Götürmeyeceğim kızım ben seni. Açık vurduk alacağız. Gidemeyeceğiz şimdi memleketimize. Bizim gari oraların havalarını bilen alanlar var ya, havasının suyunu içenler. Buralarda durmuyorlar böyle. Selam aleyküm, selam aleyküm. Berke, oğlum. Ay iyi ki geldin. Bak senin aklın başındadır. Hadi söyle Duygu'ya. Yanlış bir şey yaptığını sen söyle oğlum. Vallahi diyorum, yapma etme diyorum ama anlamayan anlamıyor. Güneş doğmadan anamla zeytin toplama yola çıkıveriyorlar. Diyorum ki bir tane kahvaltı hazırla ver diyorum. Yok. İlla anamla darlığa gidiverecek. Beni bak, eşek sıpası. Gelini ben sana mı alıverdim? Kendim için aldım. Gel kızım buraya. Bu da kendini düşünme gari. O hepimizi bakacak. Bundan sonra bu basına rakı sofraları kuracak. Börekler yapacak, çörekler yapacak, mezeler yapacak. Değil mi kızım? Sen hiç merak etme babacığım. Ben hepinize yeterim gari. Maşallah. Aman benim tatlı kızım. Gel bir öpüverin yavrum seni. Anasının güzeli. Anam benim. Canım benim. Yeter! Ay! Dur! Ay! Ne oldu? Yok bir şey rüya gördüm. Ne rüyası? Kabus. Boşver canım ya, çok abuk sabuk bir şeydi ama en azından gerçek değil, o da bir şey. Yat hadi, yat, yat. Tamam, tamam, yat. Ha, tamam. Kaynana Meltem. Duygu, bak biraz sonra baban gelecek. Bütün bu yaptıklarını öğrendiğinde sana çok kızacak. Korkma kızım, korkma. Bak, kayınannem burada. Gel sen yavrum. Allah Allah, neye korkutup duruyorsun? Hiçbir şey olmaz. Ben gari onu koruyorum. Selamün aleyküm gari. Baban geldi. Aleyküm selam, aleyküm selam. Alo. Dünür, gel şöyle yanıma gel. Gel, gel babacığım, gel. Gel. İyi ki geldin kocacığım. Bak bu kızın var ya senin bu kızın. Buraları bırakacakmış, Berkelerin oraya yerleşecekmiş. Üstüne sük mesleği de bırakacakmış. Bıraksın gari. Anneniz abilerin oradan güzel bahçe mi bulacak? Çalışsın dursun bahçede gari. Ay Haluk senin ne dediğini, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duymaz olur mu? Menderes abi. Ha. Sen bize de bir baksana oralarda bir güzel ev. Biz de gelip yerleşiverelim mi oralara? Evin en granını bulurum, sene dönürüm. Merak etme. Vallahi çok iyi fikir Haluk Bey. Sen gari oraları bizim gelince gari yemekler de verirsene. Kızın da orada. Miden de bayram eda gari. Etsin gari. Biz de dün ölümle şöyle kordonda takılırız. Aslan sütü, deniz, balık. Adama da oralarda içireceksin, kendin gibi şişireceksin gari. Ya onun hayatında senin gibi bir vuvuzele yok işitsek. Bak sen ya hanımefendi, maşallah. Sen benim vuvuzelalığıma kurban ol, küçük Menderes, kurban ol. Aa, tamam gari, ben bu kadını bırakacağım.
Bunun son kullanış tarihi geçti. Eskidi bu, eskidi. Şarap gibi kadınım ben, şarap gibi. Yıllar geçtikçe kıymetim artıyor galiba. Şaraplar ağzın alma. Bütün şaraplar senin gibi olursa bırakırım. Ömrüm boyunca içmem gari. Neyse Menderes abi, sen söyle. Biz ne zaman kaçacağız sizin oralara? Haluk, sen ciddi olamazsın. Gayet ciddiyim canım. Emine! Efendim Meltem Hanım. Ne olur Allah aşkına sen bir şey söyle şunlara ya. Vallahi Hüseyin'e ben de aynı şeyi söyleyiverdim gari. Gel dedim, gidiverelim Denizli'ye. Temiz hava, bol gıda alalım. Deyiverdim ona. Olsun bari. Ay çıldıracağım, ay delireceğim ben. Sen gari oraları zaten gelme, ne çıldıracaksın gari? Oralarda sen yapamazsın. Entelsin, sosyetiksin. Bu babışlarla oralarda yürüyemezsin. Tomanti bilen onları doklayamazsın. Darını sermezsin. Ne yapacaksın oralara gelip? Otur sen gari. Bu buralarda kalıversin gari. Getirmeyeceğim gari. Aa öyle. Uçak bileti almadım zaten gari. Entel bu. Denizli'de Filharmoni Orkestrası yoksa oralarda mutlu olamaz gari. Hiç gerek yok. Ben sana bakıveririm gari. Değil mi kızım? Bakıveririz bu bana. Bakıveririz anacığım. Kızım. Sen de bırak gari bu kokonayı burada. Bana bak, doğru konu çok fena yaparım seni. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hadi söyle bakayım ne yaparsın? Saçını başını yolarım. Gel bakayım. Gel bakayım yolarım. Dur dur dur. Ne yapıyorsunuz? Dur. Ay. Ne oluyor be? Yok bir şey. Ah. Gene rüya gördüm. Meltem bak, istiyorsan iptal edelim bu Denizli işini. Gitmeyelim. Yok, gidelim. Özellikle gidelim, ben yüzleşmek istiyorum. Aa. Aa. Ah, acıdım çok. Pardon. Yat. Tamam, unutuyorum.